Merhaba selamlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda iOS 17 ile One UI 6.0'ı karşılaştıracağım. Animasyonlar olsun, özelleştirme olsun, güvenlik olsun veya optimizasyon olsun bütün konularda bu iki yazılımı birbiriyle karşılaştıracağım. Bakalım hangisi daha iyi, gündelik kullanımda hangisi daha performanslı. Sol tarafta bulunan cihazımız Samsung Galaxy S23, Android 14 ve One UI 6.0 yüklü. Sağ tarafta bulunan cihazımız iPhone 15 Pro, iOS 17.2.1 yüklü. Her iki cihazın güncellemesi en sonki güncelleme arkadaşlar. Apple güncelleme noktasında cihazlarına çok daha fazla şey sunduğu için cihazımız şu anda iOS 17.2.1 sürümüne güncel. Android 14 ve One UI 6.0 güncellemesinden sonra cihaza birçok sorunlar görüldü. Isınma sorunu, uygulamadan atma sorunu, pilin hızlı bitme sorunu gibi veya takılma kasma sorunları gibi birçok sıkıntıyla karşılaştı. Ancak hala 6.1 güncellemesini getirmediler. Yani net bir kesin bir düzeltme güncellemesi hala gelmedi. Ufak tefek güvenlik güncellemeleri geldi. Düzeltildi mi dersiniz bunun hayır düzeltilmedi. Yani 6.1'e kadar beklememiz gerekiyor bu telefonun stabil çalışması için. İki cihazda da en son sürüm olduğunu görmüş anlamış olduk. Şimdi bir kilit ekranlarına beraber bakalım. Aradaki kullanım farklılıklarına bakalım. Maalesef kilit ekranı çabuk sönüyor. Arkadaşlar kameraya geçmek için kilit ekranda Apple'da kamera ikonunu sert bir şekilde basılı tutuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Samsung'da sürüklemeniz gerekiyor. Sürüklediğiniz zaman kamera açılıyor. Apple'da bunu özelleştiremiyorsunuz. Ancak Samsung'da isterseniz buraya kamera yerine flash atayabiliyorsunuz. Birçok özellik buraya kesin bir şekilde atayabiliyorsunuz. Yani burada bir özelleşme farkı tabii ki de bulunuyor. Apple'da bunlar değişmiyor ve düzeltilmiyor. Bu arada aynı duvar kağıdını kullanmama rağmen Apple'da şu an görüntü biraz soluk gözüküyor olabilir. Samsung S23'te biraz görüntü doygun gözüküyor olabilir arkadaşlar. Bunun sebebi normalde canlı olmasa yani doğal modda olsa o şekilde gözükmüyor. Bir de şu anda bunda True Tone falan açık olduğu için renk tonları fark edebilir. Onu da belirteyim hani çok ciddi bir ekran kalite farkı var diye düşünmeyin diye söyleyeyim dedim arkadaşlar. Tekrardan canlıya alıyorum. Ne yapabiliyoruz Apple'da? Apple'da duvar kağıtları arasında bu şekilde geçişler yapabiliyoruz. Eğer yeni bir duvar kağıdı eklemek istiyorsak da en sağ tarafa gelerekten buradan ekle diyerek istediğiniz bir şekilde özelleşerek yeni bir duvar kağıdı stili yaratabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan özelleşir diyerek İsterseniz ana ekranı ayrı, isterseniz kilit ekranı ayrı düzeltebiliyorsunuz. Saatten memnun kalmadığınız saati büyütüp küçültebiliyorsunuz. Fontunu değiştirebiliyorsunuz, rengini değiştirebiliyorsunuz. Apple son güncellemelerle bunu güzel bir seviyeye zaten getirdi ve burada aynı zamanda fotoğrafı uzatma gibi özellikler de yine bulunuyor. Bir de artı olarak iOS 17'de odak ekleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle odağa tıkladığınız zaman istediğiniz herhangi bir duvar kağıdına bir odak atayabiliyorsunuz. Mesela ben bu duvar kağıdına, bu duvar kağıdına geçtiğim zaman ne olsun? Uyku modu olsun. Uykuya alıyorum. Aldım. Çıktım buradan. Bakın şu anda uyku modunda. Ku odağını alıyor. Uyuyacağım zaman bu moda girdiğim zaman duvar kağıdı karanlık oluyor gözüm ağrımasın diye. Sessiz alıyor bildirimleri falan filan. Böyle özellikler bulunuyor. Diğer duvar kağıdına geçtiğim zaman da bu uyku oda kapanıyor arkadaşlar. Onu da belirttim. İsterseniz yine hepsinden de şöyle tikini kaldırarak kaldırabiliyorsunuz. Samsung'da artı olarak kişi bilgileri atayabiliyorsunuz. Yani ekranınıza burada herhangi bir şey yazabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı bulunuyor. Arama ve kamera butonlarını değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz her şeye bakın atayabiliyorsunuz. Bütün uygulamaları atayabiliyorsunuz. Mesela diyelim sahibindeni bile PUBG'yi bile buraya atayabiliyorsunuz. Bu noktada One UI biraz daha başarılı. Bildirim stilini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz hiç bildirim almayacak şekilde. isterseniz sadece simgeler gözükecek şekilde veya ayrıntılar gözükecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Saat stillerimiz bu şekilde. Hem fontlar çok güzel değişebiliyor çok fazla font bulunuyor. Hem de şekiller yani dizaynlar değişiyor. İşte dijital analog olarak. Ha güzellik derseniz güzel durmuyor bence. Mesela çoğu çok kötü duruyor. Bu telefona yakışmayacak cinsten S3, S4 mini gibi fontlar çok hoşuma gitmiyor bunlar. O yüzden sevmiyorum. Normal standartta da daha güzel gözüküyor. Biraz da küçültürsek tam olacak. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz, renkleri falan ayarlama şansınız bulunuyor. Duvar kağıtları kısma tıklarsanız Samsung'a ait duvar kağıtlarını size atıyor. Oradan yine duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz bu şekilde bir durum söz konusu. Kilit ekranı noktasında durumlar bu şekilde. Ses açma kapatma bölümlerine bakalım. iOS 7 de bu şekilde gözüküyor. Tuşlar haricinde isterseniz şöyle elinizle de yine yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Animasyonlar gayet güzel. Tuşlar solda bulunduğu için solda gelip gidiyor. Samsung'da bu şekilde. Bu şekilde halledebiliyorsunuz. Ancak tuşa verdiğin zaman çıkardığı ses çok kaliteli durmuyor. Onu belirtebilirim. Mesela iOS 17'de tuşa bastığınız zaman sadece sesin kendi yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani medya sesini ayarlayabiliyorsunuz. One UI 6.0'da ne yapabiliyorsunuz? Sesi açarken burada 3 nokta çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Buradan hem sistem sesini, hem bildirim sesini, hem medya sesini, hem de zil sesini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Ana ekranımıza geldik. Widget'ları falan görüyorsunuz. ikonları görüyorsunuz. Arkadaşlar iOS 17'de ikonlarınızı tabii ki de değiştiremiyorsunuz. Böyle bir şey imkansız. Tabii ki belli başlı bu tür uygulamalar sayesinde mesela Brass gibi bir uygulama sayesinde kısa yol uygulama ataması yapabiliyorsunuz. O şekilde değişiyor. Ancak genel bir yorum yapmak gerekirse iOS 17'de simgeleri değiştirme gibi bir imkanınız kesinlikle bulunmuyor. Ancak One UI 6.0'da Simgeleri isterseniz yuvarlak, isterseniz kare, isterseniz oval, veya isterseniz siyah beyaz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu One an 6.0 Android tabanlı olduğu için doğal olarak bu tür özellikler sunuyor arkadaşlar. Animasyonlar birbirlerine çok yakın. Android telefonlar yavaş yavaş artık iOS cihazların böyle seviyesine gelmeye çalışıyor. O dikkatimi çekiyor bu arada. Yani yavaştan böyle animasyonlar bile aynı olmaya başladı. Son zamanda iOS'e çok benzettiler görüyorsunuz aynı şekilde animasyonlar kayboluyor falan filan. App Store, Play Store açılışları bile aynı. iOS cihazlar animasyon noktasında bana sorarsanız daha başarılı. Böyle daha smooth, daha böyle kaygan, akıcı gösteriyor. Tabii ki kamerada belki bunu izlerken fazla hissetmezsiniz ama iPhone bu noktada biraz daha animasyon çalıştırıyor. Mesela duvar kağıdına bakın en temelinden. Bunda da evet duvar kağıdı büyük küçülüyor ama Apple'da bu olay biraz daha farklı, daha fazla etki ediyor. Onu belirtebilirim animasyon noktasında böyle durumlar bulunuyor. Mesela kilit ekranı açalım. Açarken bile burada hepsi bir animasyonla canlanıyor. Ve Samsung'da öyle değil. Normal. Kaydırdığınız zaman ekranda beliriyor. Uygulama kısa yollarına bakalım. Arama ikonlarına basılı tutuyoruz. One UI'da işte arayabiliyoruz, kişi oluşturabiliyoruz, Cevap aramaları tek seferde görebiliyoruz. iOS 17'de de aynı şekilde yeni kişi yarat, işte kişi ara falan. Burada birçok özellik kullanabiliyoruz. iOS'te bunu arkayı tamamıyla bulanıklaştırıyor. One UI'de öyle bir durum olmuyor arkadaşlar. Sadece simge sallanıp duruyor. Ana ekranda boş bir yeri basılı tuttuğunuz zaman ne oluyor onu göstereyim. Samsung'da bu şekilde sekmeler gelmeye başlıyor. Buradan duvar kağıt tema widget ayarlayabiliyorsunuz. Apple'da sadece ana ekranı düzenleme bölümü geliyor. Aynı zamanda artıya basaraktan widget ekleyebiliyorsunuz. Çok fazla widget geldi bu arada. iOS 17 ile beraber çok çok fazla widget var. Çok güzel widgetler geldi. Samsung'da da yine widgetlara geliyorsunuz. Samsung'da da aynı şekilde çok güzel widgetler olduğunu söyleyebilirim. Bir uygulama taşımak istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Samsung'da basılı tutuyorsunuz. Seç diyorsunuz. İşte şöyle bunu seçimini kaldıralım. Şuraya gelelim. Birkaç tane seçiyorum buradan. Şunları da seç. Ne yapıyorum? Basılı tuttum. Geldim. Kaydırdım buraya attım. Apple'da da bu şekilde işliyor. Mesela şuna basılı tuttum. Hafif aşağı kaydırdım. Seçtim, 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 seçtim. Böyle seçtim, istediğim yere bu şekilde attım. Mantık aynı, sadece kullanışlılık farkı var ufakta olsa. Samsung'da ana ekran ayarlarınızı çok güzel yapabiliyorsunuz. Klasör matrisinden tutun ana ekran matrisine kadar birçok düzen oluşturabiliyorsunuz. Mesela uygulama simge işaretini isterseniz zumar, isterseniz nokta olarak değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki de dediğim gibi Android tabanlı olduğu için burada daha fazla özelleştirme seçeneği bulunuyor. Apple'da böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Çok daha kısıtlı. Şimdi bildirim panellerine gelebiliriz. One UI 6.0'da bildirim paneline erişmek için şu şekilde bir hareketle rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Yani kalkıp en üstten kaydırmak yerine en alttan bile kaydırsanız bu işlevi gerçekleştiriyor. Apple'da böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman uygulama arama bölümü açılıyor. ki en üstten çekmeniz gerekiyor. En sağdan çektiğiniz zaman da bildirim paneli açılıyor. Samsung'da öyle değil. Yani en sağdan da çekin, en soldan da çekin fark etmez. Aynı yere açıyor. Biliyorsunuz One UI 6.0 güncellemesi beraber artık kontrol merkezi biraz değişti. Bu şekilde gözüküyor. iOS 17'de sesi de kontrol merkezinden ayarlayabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz, kısabiliyorsunuz. One UI 6.0'da böyle bir durum bulunmuyor. Siz de görüyorsunuz. Bildirim panelini geliştirelim. Mesela şöyle Wi-Fi ile ilgili bir ayarım var diyelim. Wi-Fi'ye geliyorum, basılı tutuyorum. Direkt burada çıkıyor. Samsung'da da aynı şekilde arkadaşlar. Samsung biraz daha böyle kullanışlı geliyor tabii ki, görüntü olarak. Tıkladık. Bunu da direkt Wi-Fi attı. Bunda hiçbir şey yapmıyor. Onun için VLAN ayarlarına basmanız gerekiyor. iOS 17'de mesela ayarları yapmak için bas tutmanız gerekiyor. Örneğin hesap makinesi. Bakın burada en sonki sonucu kopyalayabiliyorsunuz. Sayaç. 15 dakika, 20 dakika böyle kısa bir şekilde hemen ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bas tuttum hemen 1 dakika yaptım başlattım başladı hemen dinamik adaya geldi falan filan. Fener'in seviyesini böyle bas tutup ayarlayabiliyorum. Pil yüzdesini buradan kontrol edebiliyorum. Ek ekran kaydedici de aynı şekilde. Samsung'da nasıl ona bakalım. Dikey basılı tuttum. Aynı şekilde görüyorsunuz. Güç sas tarafını basılı tuttum. Ayarlara attı. Olsun. Sese basılı tutuyorum. Ayarlara attı. İşte başka ne olabilir? Fener. Basılı tutuyorum. Bunda da iPhone'da olduğu gibi. Ama işte bunda direkt açmıyor. Buradaki tiki açıp ardından ayarlamanız gerekiyor. Öyle buralarda hani birbirine ufak tefek benzer diyebiliriz. Samsung'da en üst parlaklık seviyesi yani en yüksek nite ulaşmak için ufak bir bulunuyor. Parlaklık sekmesinden 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ekstra parlaklığı seçiyorsunuz ve telefon bütün parlaklığını, bütün maksimum nit değerini bu şekilde verebiliyor. iOS'te maalesef bu şekilde değil. Maksimum nit değerine, maksimum parlaklık değerine erişmek için otomatik parlaklaşmanız gerekiyor. Açmazsanız One UI 6.0'da olduğu gibi ekstra parlaklık gibi bir bölüm bulunmuyor. Oradan ayarlayamıyorsunuz. Onu belirteyim. iOS'in iyi olduğu noktalar var. One iyi olduğu noktalar var. Tartışılır. One UI'de bildirim ayarlarınız çok daha güzel yapılıyor. Mesela bildirim pencere açılır sil diyoruz. Buradan kısa ve ayrıntılı olarak seçebiliyoruz. Ayrıyetten... H aydınlatma tarzı ekleyebiliyoruz. Bildirim geldiği zaman böyle garip garip animasyonlar ekleyebiliyorsunuz, renkleri ekleyebiliyorsunuz. iOS'te gruplama liste falan diye ayarlıyorsunuz. Çok da bir şey yok yani burada anlatabileceğim aman aman bir durum bulunmuyor iOS'te. Çok fazla özelleştiremiyorsunuz. Zil sesi ve bildirim sesi noktasında bence Samsung artık yenilik yapması gerekiyor arkadaşlar. Şu an hiç açıp dinlemek istemiyorum. iPhone'daki bildirim sesleri, zil sesleri falan çok daha güzel, çok daha iyi hissettiriyor bu arada kaliteli hissettiriyor. Samsung aldığınız zaman en pahalı Samsung'u alın. Bildirim ve zil sesi S3 mini ile aynı yani hiçbir fark yok. Orada bir fark olması gerekiyor. Bu arada mesela Samsung'da geri çıkmak için ne yapıyorsunuz? Şu şekilde bakın ok çıkıyor. Soldan kaydırıyorsunuz, çıkıyor veya sağdan da kaydırınca çıkıyor. O şekilde çıkış yapabiliyorsunuz. iOS'ta böyle bir şey yok. Böyle kaydırdım, çıktı. Geri gelme butonu diye bir şey yok iOS'ta arkadaşlar. Ana ekran butonu var sadece. Bu şekilde ana ekrana geldim, kapattım vesaire. Mesela ne yaptım? Ayarlar bildirimler. Samsung'da olduğu gibi geri çıkma fonksiyonu bulunmuyor. Geri çıkma fonksiyonu sadece kaydırarak bir önceki sekmeye atıyor sizi. Bu şekilde de şey oluyor. Hop. Geldik buraya. One UI'da bütün arka plan uygulamalarını tek bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Tümünü kapat dediğinizde hepsini kapatıyor. Apple'da böyle bir şey hala yok arkadaşlar. Yani şuraya ufak bir nokta eklesiniz. Oraya bassak hepsini kapatsa olmaz mı? Arka plan uygulamalarını tek tek kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da gerçekten insanın sinirini bozuyor. Pek sevdiğim bir şey değil doğrusu. Biraz da emojilerden bahsedelim. Arkadaşlar emoji noktasında şunu söyleyeyim. Ya benim kendi görüşüm. iOS cihazların yani iPhone cihazların emojileri çok daha güzel gözüküyor bana sorarsanız. Yani Samsung böyle çok oyuncağımsı görüntüsü var. Android hiçbir telefonun ben emojisini beğenmiyorum. Yani Android olduğu sürece emojisi benim hiçbir şekilde hoşuma gitmiyor. iOS cihazların emojileri benim çok daha fazla hoşuma gidiyor. Yani bu açık bir şekilde söyleyebilirim. Kimi One UI emojilerini sever, kimi iOS emojilerini sever. Ben iOS cihazların en çok emojisini seviyorum. Benim kendi fikrim bu yönde arkadaşlar. Siz yine ufak böyle ekranda kıyaslarsınız. Hangisi güzel, hangisi kötü? Bunun yorumunu aşağıda bekliyorum. Ayrıyeten özelleşme noktasında One UI'da biliyorsunuz ki Good Luck diye bir uygulama var. Bunun sayesinde işte arka plan uygulamalarından tutun kontrol panelini, temaları falan. bunlar arkadaşlar detaylı bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Birçok şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Onu da belirteyim hani ek bir uygulama sayesinde One UI arayüzünüzü dilediğiniz gibi değiştirme imkanınız fazlasıyla bulunuyor. Şimdi sürekli açık ekrandan bahsedelim. Sürekli açık ekran ayarları için Samsung'da şöyle kilit ekranı bölümüne geliyorsunuz. Ardından Always On Display diye bir bölüm bulunuyor. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Apple'da ekran ve parlaklığa geliyorsunuz. Hep açık ekrana geliyorsunuz. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Apple'da yani iOS cihazlarda maalesef hep açık ekran özellikleri noktasında pek bir şey bulunmuyor. Siz de görüyorsunuz. Hani bildirimleri göster, duvar kağıdını göster. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bir olayı yok yani Apple tarafında bu sürekli açık ekranın. Samsung'a geliyoruz. Samsung'da ne var? Yeni bildirim aldığınız zaman gösterecek şekilde ayarlanabiliyor. İsterseniz programlandığı gibi gösterebiliyorsunuz. Yani belli saatler aralığında. isterseniz göstermek için dokunun diyorsunuz. Yani ekranı dokunduğunuzda gösteriyor veya her zaman açık şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Saat stilini ayarlayabiliyorsunuz. Yine istediğiniz gibi good luck üzerinden de ayrıyetten ayarlar yapabiliyorsunuz. Buradan yine ek seçenekler var. Takvim falan ekliyorsunuz. Görüntülü saat bölümünden emojiler, bitmojiler falan filan bayağı bir şey var arkadaşlar normal bir fotoğrafta ekleyebiliyorsunuz. Yatay olarak ayarlayıp otomatik parlaklığını açıp kapatabiliyorsunuz. Çok daha fazla seçenek var yani özellikle One UI 6.0 arayüzünde. iOS'te çok çok daha basit, çok çok daha temel bir şekilde hep açık ekran özelliğini kullanabiliyorsunuz. Burada e, belli başlı farklar tabii ki de bulunuyor. Arkadaşlar maalesef Samsung'un ben bu duvar kağıdı noktasında sunduğu seçenekleri hiç beğenmiyorum. Özellikle Esrimi serisine gelen bu duvar kağıtlarını özellikle hiç beğenmiyorum. Benim hoşuma gitmiyor yani bence bunlar çok kötü duvar kağıtları. Daha güzel böyle Apple'da olduğu gibi çok daha fazla seçenek ekleyebilirlerdi. Renkler var renkler de yine böyle bunların işte grafiğini falan düzenleyebiliyorsunuz. Ve dinamik kilit ekranı var ben çok sevmiyorum kullanmıyorum. Apple'da arkadaşlar renk konusunda da yine birçok seçenek var. Koleksiyonlar bölümünde de mesela birçok yine duvar kağıdı yer alıyor. Şu an niye gözükmüyor bilmiyorum. Burada eşcinseller için koymuşlar. Bu saçmalığı sevmiyorum, kullanmıyorum hiç. Bunlar çok kötü mesela, bunları da hiç kullanmam. Emojil duvar kağıtları var. Astronomi ve hava durumu ile ilgili birçok bulunuyor. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel. Öneriler sunuyor. İsterseniz buradan fotoğraf falan da yapabiliyorsunuz. Yani bana sorarsanız iOS çok daha stabil, çok daha optimize bir yazılım. Animasyon noktasında olsun, sunduğu performans olsun ve RAM'i az kullanması olsun. Bu noktada daha başarılı. Şimdi Samsung'da One UI arayüz Android tabanlı olduğu için çok da bir şey ifade etmiyor bana sorarsanız. Android tabanlı bir işletim sistemi ne olursa olsun belli bir süre sonra yavaşlamaya mahkumdur. Mutlaka ufak tefek kasılmalara mahkumdur veya güncelleme noktasında da erken güncelleme desteğinin kesilmesine de mahkumdur. iOS cihazlarda, Apple cihazlarda böyle bir durum yok arkadaşlar. Kullanışlık derseniz her iki cihazda kullanmış biri olarak söylüyorum. Tabii ki de özelleşme noktasında One UI çok çok daha fazla şey sunuyor. Yani çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Sizi tamamıyla özgür bırakabiliyor. İsterseniz bu arka plan uygulamaların görünüş şeklinden tutun. isterseniz her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Aklınızın alamayacağı kadar fazla özelleşme seçeneği var. iOS'te böyle bir şey yok. Daha çok stabil, daha çok böyle basit bir sistemi var. Çok fazla şey yapamazsınız. Çok fazla özelleşme yapamazsınız. Temel bir kullanım özellikleri barındırıyor. E, sizin için özelleşme çok önemliyse ben simgesini değiştireceğim. Kontrol merkezini istediğim gibi yapacağım. İşte simgeleri siyah beyaz yapacağım. Baya bir detay gireceğim derseniz tabii ki de One UI 6.0 bu noktada daha başarılı bir arayüz diyebiliriz. iOS ancak daha optimize, daha stabil, böyle ufak tefek takılmalar, kasmalar da olsa yaşamayacağınız. Tabii ki de bazı belli başlı güncellemelerden sonra ufak tefek uygulamalardan atma sorunları falan olabiliyor. Ancak Apple anında güncelleme göndererek bu sorunları çözüyor. One UI'de öyle bir şey yok. Aylar oldu One UI 6.0 geleli. Daha hala bir net bir düzeltme güncellemesi gelmedi cihaza. Özelleştirme başlarda benim için çok önemliydi. Sonradan önemini yitirdi. Çok da gerek duymadım sonradan arkadaşlar. 15 Pro'ya geçince de zaten dedim ki gerçekten de özelleştirmeye çok da gerek yokmuş. Zaten temel olarak ihtiyacınız olan her şeyi iOS size sunabiliyor. Çok daha detaylı bir video istiyorsanız, çok daha detaylı bir karşılaşma videosu istiyorsanız yine çekerim arkadaşlar. Ufak bir şekilde böyle gündelik kullanıcı detayları şeklinde sizlere göstermek istedim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.